Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı Business Channel Türk TV'ye hoş geldiniz. Ben Mustafa Kaya. Bir Yıldız Sensin programından daha seslenmekteyiz sizlere. Üstelik bugün yine muhteşem bir konu ve yine bomba gibi bir konukla sizlerleyiz. Efendim geçtiğimiz haftadan bugüne neler değişti, neler yaşadınız, neler oldu, neler bitti? Hepsinin cevabını alacağınız bu programı biraz daha yakından izlemenizi tavsiye ediyoruz. Geçtiğimiz hafta konuğumuz olan Azerbaycan'dan sevgili Hasan Asratlı yoğun ilgi ve istek üzerine bir kez daha stüdyolarımızda bir kez daha hoş geldiniz. Hoş gördük. Yine de teşekkür ederim size. Hasan Bizi Bey, sevenlere teşekkür ederiz. Biz yine de istediler, biz de geldik. geçtiğimiz programda stüdyolarımızı konukla şereflendirdiniz. Çok teşekkür Çok ederim. fazla mail aldık, çok fazla yorumlar geldi, çok fazla insanlardan telefonlar aldık. Hasan Bey'e nasıl ulaşırız? Bir kez daha konuşabilir miyiz? Yine çok fazla notlarım var. Bu notlar üzerine size sorular soracağım. Değerli Azerbaycan'a da kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Çok güzel mesajlarınız vardı. Güzel yüreğinize, kalbinize, insanınıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çok yakında inşallah ben de Azerbaycan'da siz değerli takipçilerimizle buluşmak için sizlerle olacağız diyorum. Ve Hasan Asrat'ta geçtiğimiz hafta programda zaten kendini tanıttın. Çok muhteşem iddialarda bulundun. Çok ses getirdi. Çok büyük yorumlar geldi. Çok önemli noktalara değindin. Tabii ki geçtiğimiz haftaki programımızı kaçıran ve bu yoğun ilgiyi gördükten sonrasında tekrardan programımızı izleyen değerli takipçilerimiz için bir kez daha seni kendi dilinden tanıyabilir miyiz? Hasan Hasretli, iki üniversite mezunu, İslam Üniversitesi fergilenmeyi bitiren, Kiev Devlet Üniversitesi Maliye Hukuku'nu bitiren bir insan, Dünya Medium Yarışması'nın birincisi, Azerbaycan'da Medium Yarışması'nın birincisi, saymakla bitmeyen ödüller, yılın mediumu, yılın parapsikologu, yılın ekstrasensi alan insan ve kendi işinde, kendi önünde ikinci bir, yani onunla uğraşabilmeyen iddiasında olan bir insan ve bunu artık ispatlamış dünyada bir insan. Dünyanın 12 ülkesinde çalışmış bir insan yani. Yani zaten Hasan Hasreti yazdığı zaman YouTube'a saymakla bitmeyen dünyada olan videolarım hepsi göz önünde. Evet. Hasan Hasretli aslında bir fenomen. Aynı Evet. zamanda ödüllü bir parapsikolog ve Evet. medyum kendisi. Çok fazla programa sahip olduğunu söylüyor ve çok fazla ödülünün olduğunu Çok söylüyor say say sizlere. bitmez zaten o ödüller. Ve bununla beraber şimdi şöyle tercüme etmek istiyorum. Çünkü Azerice ve Türkçe arasında bazı elastikleşmiş cümleler olabilir. Evet. Yani söylediğimiz bazı cümleler hani biraz ego gibi tanınabilir ama aslında hiç asla ego olmayan ve gerçekten tertemiz bir kalbe sahip Hasan. Çok Biz kendisiyle teşekkürler. çok güzel bir dostluk da kurduk. Kendisi yapmış olduğu iş içerisinde çok temiz çalışan, çok düzgün çalışan bir birey olduğunu ve aynı zamanda insanları kandırmadan, onları kırmadan yapmış olduğu işlem ve totemlerini tamamen bakımlarla, tedavilerle yapan, yapamayacağı bir şey olmadığı iddiasında bulunan, hatta bununla beraber bazı psikiyatrist ve psikologların koymuş olduğu tanıları bile Ve sağda bilmediği hastaları. kırabilecek bir medyum. Çok fazla ödülü var ve çok fazla yarışmada birinciliği ve derecesi Evet. var. Bununla ilgili çok fazla eğitimi var. Çok fazla eğitim almış bir birey kendisi. Bugün sizlerden gelen yoğun talep ve en çok istenilen konulardan bir tanesi olan astroloji konusuna Hasan'la değineceğiz. Öncelikle Hasan'dan Türkiye'yi 2018'in ikinci yarısında neler bekliyor? Senden dinleyelim Evet, diyoruz. Türkiye'yi 2018 yıl. Birinci dünyadan başlamak isterdim, sonra Tabii Türkiye. buyurun. Buyurun. Dünyanın biraz kan içinde görüyorum. Dünyada bazı kanlar, bazı kavgalar, bazı muharebeler, bazı çok kötü bir Yani dünya haller. içerisinde Büyük bir 2018'de savaş görüyorum diyorsun. savaşlar görüyorum. Çok Büyük büyük bir bir savaş savaşlar, görüyorsun. büyük bir boşuna günahsız akılan kanlar görüyorum. Ve bunu görüyorum. Bu beni çok çok sarsıtıyor ve dünyaya 2018'in yılın sonunda gözleri böyle olan halkların dünyaya liderliğini görüyorum, fenomenliğini görüyorum, liderliğini görüyorum. Artık dünyaya hükmedecek bir güce malik olmalarını görüyorum.
Çok farklı bir yıl. Çalışanların çalışıp uğur kazanabileceği bir yıl aslında bu yıl. Ama sürekli boş boş bir şeylerden rahatsızlık olan, sürekli insanların birbirine böyle bir sınırla birbirinin üstüne geleceği bir yıl. Ama kendi başına aşağı salıp çalışanlarsın. Bu yıl o kadar mükemmel bir sonuçlar elde edebilecek bir enerjiye malik ki, yani çok çalışıp çok şey kazanacak bir yıl. Aslında da sadakatli bir yıl. İnsana sadakatli, yani bu yıl nasıl sadakati sever, doğruluğu sever. Doğru ve sadakatli olduğun zaman işinde, hayatında, sevginde, alemde büyük bir uğurların kazanacağın bir yıldı. Enerji bakımından çok güzel enerjiler var ama sarsıldığı enerjiler oluyor ki yılın tersi sarsıltıcı enerjilere bu o gördüğüm kanallar, bu benim artık astrolojiyle değil, bu benim o görücülüğümle ilgili o gördüğüm o kötü bir olayların olması, işte dünyada bu bir sülhün bozulması bir anlamına geliyor. Türkiye'de ise Türkiye'de hep mübarizeli Hasan, bir ülke. önce bunları ben bir aksarayım. Daha sonrasında Türkiye için devam edeceğiz. Olur mu? Şimdi Hasan Hasratlı savaş gördüğünü söylüyor. Gerek astrolojik olarak gerekse kendi Kendi bakım, bakımlarıyla evet. dünya içerisinde bir savaşın Bir de olacağını, Müslüman ülkelerinde ben en çok bunların Müslüman görülerini, böyle ülkelerinde savaşların görüyorsun. karışıklık olacağını, öyle bir şey, bir kötü bir negatif var bu Müslüman ülkelerinde. Herkes bu Müslümanların sonunu kesmek için birbirine kavgaya sürükleyen bir enerji var. Bunun karşısını almak lazım. Bir Müslüman olarak buradan sesleniyorum. Bunun karşısını almak lazım. Çünkü o kötü enerji dünyadaki Müslümanların sonuna getirip çıkaracak bir değil. Çünkü önlerine koymuş bazı kuvvelerin 2020. yıla kadar bu Müslüman ülkelerinde hep karışıklıklar olsun, muharebeler olsun, birbirini kırıp tüketsinler. Yani kendimiz birbirimizi kırıp tüketmeyi bir enerjisiz yolluyorlar bizim üzerimize. Biz bunun farkında değiliz ama bizim uyanmamız lazım. Buna iki gözle, dört gözle bakıp buna karşı bir tebligat yaparmamız lazım. Bu kötü bir hal yani. Dünya üzerinde olan kötü bir hal. Aynen. Biraz önce Hasan Bey'in aktardıklarını aynen aktarıyorum. 2018 yılının sonuna doğru bir sulhun bozulacağını ve gerek Müslüman ülkelerden yoğunlukta olmak üzere dünya üzerine bir savaşın olacağını, finansal konularda ise tam tersini aslında güzel bir yılın olduğunu söylüyor kendisi. Çok yoğun bir yıl olacağını ve insanlar için aslında doğru bir yıl. Tabii ki bunu dürüstlük çerçevesi içerisinde yaşamaya devam ederseniz değerli takipçiler, bu süreç içerisinde sizin hayatınızda gayet güzel bir noktanın ve sürecin başlayacağını söylüyor kendisi. Kazanç sağlanacağını söylüyor ve aynı zamanda özellikle Asya bölgesine mensup bir takım ülkelerin ve vatandaşların dünya üzerine çok fazla etkisinin olacağını ve dünya liderlik vasfına kadar geleceğini söylüyor. Özellikle Asya bölgesine bir takım kişilerin. 2021 yılı sürecine kadar olan süreç içerisinde Türkiye ve Müslüman ülkelerin çoğunluğunda kötü bir enerjinin dış ülkeler tarafından geldiğini ve bu süreçte bu kötü enerjilerden kaynaklı olarak ülkemizin ve Müslüman ülkelerin üzerine sürekli kendi içlerinde bir gerginliğin ve sıkıntının olduğunu söylemektedir. Şimdi de Türkiye için yorumlarını alacağız. Evet. Türkiye hep dünya üzerinde, dünyanın merkezinde gözünde olan bir ülke. Zaten ben bu 12 ülkede çalıştım ya, hep Türkiye ismi gelende bir hayat tecrübemle böyle bir şey. Herkesin gözünün bu ülkede olduğu, herkesin bu ülkeden bir pay almak istediğini, çok büyük ve güçlü ülke. Ama bu ülkenin de içinde olacak bir sarsıntılar üzüyor ki, bu ülkenin üstünde ihanetkarlar çok. Evet. Bu ihanetkarlar bu devleti, bu insanları birbirine, bu Türk halkını, güzel halkı, yani bizim hepimizin soyu, biz Azeriler de Türk'üz zaten, bizim hepimizin soyu Türk. Ama bu Türk halkını, Türk güzelliğini birbirine bu ihanetkar insanlar içinden karıştırmak istiyor. Mesela bu yazın sonunda bu Türkiye'de bu karşılıklı gene de bir karşılıklık olabilir. Bu yazın sonunda bu karşılıklık olabilir. Bu ihanetkar insanlar yine de bu devlette bir karşılıklık, bir insanları birbirine vatandaşları birbirine karşı durdurma, böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Sürekli bu ülkeyi zaten sürekli insanları terörle hedelemeye, sürekli böyle bir kötü bir şeylerle masum insanları yıkmaya çalışıyorlar. Zaten bu konuda Türkiye kendini daha da gücünün bu konuya vermesi lazım ki insanlar, çünkü çok kalbini pak saklamış bir ülke, doğru saklamış bir ülke de, ama bu enerjiler hep
bir insanların düşüncelerinde yanlış sorular yaratıyor. Yanlış, yani insanlarda rahatsızlıklar yaratıyor. Ve bu rahatsızlıkları ben görüyorum. Bu yazın sonlarında görüyorum. Ama ümumilikte bu yılda bizim bu Türkiye devleti birçok Müslüman devletine destek olacak ve Müslüman devletlerinde uğur kazanacak, bayrağını yükselecek bir devlet olacak. Hatta yani bu yakın yıllar ərzində hansısa bir Müslüman devletine, hatta Türkiye birleşmesini bile isteğini olabilir. Bir farklı bir bu bir farklı bir çok farklı bir şey olacak, yani bir haber olacak bu. Çünkü hangisi Müslüman ülkesinde, hatta Türkiye yardım kimi, Türkiye'den hatta birleşmesini bile isteyebilecek ki ben Türkiye ile birleşeyim, Türkiye böyle hep Türk olarak böyle bir şeyler görüyorum. Çok farklı olaylar olacak. Yani bunları hepsini oturup nökte nökte yazmak lazım. Uzun bir şeyler, uzun bir zaman yani bu yıl ve biraz da biraz iş konusundan dediğim gibi iyi bir zaman bu biraz ama biraz da mübahaseli, biraz da kavgacı zaman. İnsanların birbirine bir de başka ülkelerden çok şey alacaksınız. Bu yılda çok üstünüze böyle kötü böyle baskılar alacaksınız. Çok bayağı baskılar alacaksınız. Yani o baskılardan ama yorulmayacaksınız. Çok baskılar olacak. Birçok devletlerden çok baskılar olacak. Bu baskılardan sıkıntı durumunda ama sonunda kurban olduğum Allah Müslüman'a güzel bir nura, güzel bir ışığa kavuşturacak. Önemlisi bu ki kalbimiz Allah'la. O yüzden Allah hepimizi korusun. Allah Türk halkını korusun. Allah Türkleri korusun ve kazadan baladan inşallah uzak etsin. Değerli takipçiler, Türkiye için yapılan yorumları Hasan Hasratlı'nın ağzından tekrardan sizlere aktarıyorum. Öncelikle güzel temennileri için ülkemiz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz Hasan Bey'e. Evet, ülkemiz üzerine yaz sonuna doğru dış ülkelerden gelen bir takım desteklerle bazı siyasi görüşü farklı olan kesimler arasında bir takım gerginliklerin oluşacağını ve bununla beraber içeride bazı siyasi oyunların gerçekleşip halkın sokağa inip karşı karşıya gelme durumları, eylemlerin ve propagasyonların gerçekleşeceğini söylediği bir süreç olacağını söylüyor. Bununla beraber dış ülkelerden gelen yine bazı tehditlere karşı Hasan Hasratlı bizleri uyarıyor 2018 yılı için. Ve yine bununla beraber başka bir Müslüman ülke ile yapılan anlaşmalar neticesinde Müslüman bir ülkenin Türkiye ile bazı anlaşmalar içerisine girerek Türk toplumuyla ve Türk uyumuyla birleşmek isteyeceğini ve Türkiye ile beraber bazı çalışmaların içerisine ortaklaşma girişimlerinde bulunacağını belirtmiştir. Yine bununla beraber yine bazı sorunların ve gerginliklerin çok fazla oluşacağını ancak Türkiye için 2018 yılının son zamanına doğru olan süreç içerisinde bazı Müslüman ülkelerle yine yapılan ortak çalışmalar neticesinde şu an yaşamış olunan kötü, karanlık günlerin ve karanlık sürecin tamamen biteceğini ve yine bu sürecin kendisine Türkiye için çok fazla uğurlu geleceğini ve bu süreçte beraber Türkiye'de finansal konularda çok fazla yükselişin olacağını kendisi bize aktarmış bulunmakta ve bununla beraber iyi niyetlerini sunmakta, dualarını sunmakta bizimle. Hasan'ım çok teşekkür ederim ülkemiz için söylemiş olduğun bu güzel yorumlar için. Ben teşekkür ederim. Zaten ben Türkiye'de sanki öz vatanım, öz canım, böyle severim Türk halkını. Sanki öz canım, öz vatanım. Ben burada o kadar rahatım. Benim için de öyle ve aynı zamanda gerçekten çok fazla Azeri dostum ve arkadaşım var. O yüzden Azerice'yi çok net anlayabiliyorum. Onların yanındayken hani farklı bir ülkeymiş gibi zaten bir durum yok. Yani Azerbaycan'la... Evet. Türkiye arasında zaten böyle bir oluşum yok. Tamam, hani bir sınır çizilmiş de buraya Azerbaycan denilmiş ama buraya Türkiye denilmiş aslında ama hani burası Azerbaycan, orası Türkiye aslında. Yani değişen bir şey yok. Doğru. Yani doğru. Senin vatanın, inan bana, benim vatanım ve benim doğru. vatanımın kapıları sonuna kadar tüm Azerbaycan'a sonuna kadar açık diyorum. Ve değerli rejilerimden de kıymetli arkadaşlarım var. Yine Azerbaycanlı olup çok güzel dostluklarımız var. Hepsine kocaman kocaman selamlarımı gönderiyorum. Yine Azerbaycanlı tüm dostlarıma, kardeşlerime, karındaşlarıma kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum buradan. Evet Hasan, tekrar astroloji ile devam edeceğiz. Evet. Burç burç ayıracağım. Buyurun. Eğer müsaaden olursa. Buyurun, özellikle bize ulaşan
değerli takipçilerimiz arasında yoğunlukla akrep, balık ve yengeç burçları çoğunluktaydı. Bunu lap direkt Az Haber, bizim haberler sitesi var. Az Haber'de 2018 yılında direkt bu azhaber.com'da bizim Azerbaycan haberleri. Orada direkt 12 Bürs hakkında geniş, tam geniş anlamda Az Haber'de. Az Haber Az'da tam geniş anlamda her bürcü ne bekliyor diye 2018 yılında tam geniş anlamda ben bu, yani ilin girişinde Ocak ayında ben bu açıklama haberlere verdim. O haberler zaten bütün sitelerde, bütün haber sitelerinde yayınlandı. 2018 yılında bürcülerin neler bekliyor? Evet doğru, bürcülerin etkisi bizim hayatımızda çok büyük. Enerjisiyal bir biyoenerjiyle bize hayatımıza zaten tesirleri çok büyük. Bürç alemini öğrenmek zaten böyle diyelim, bu büyü alemini öğrenmeyen o ön kapısıdır. Ön böyle girdiğimiz kapı, dövdüğümüz kapıdaki hans ki biz bu büyü alemini daha da derinliklerine bileceğiz. Çünkü büyülerin etkisi insan hayatına farklı farklı olur. Bazıları yani, ama bunu da önermek istiyorum. %100 şu beyninizi büyülere verip, o yorumlara verip hayatınızı onlara adayıp da gitmemeniz. Bir astrolog gibi bunu da öneriyorum. Aslında bu farklı bir şey. Ben kendi mesleğim olduğu zaman mesela insanlara çok fala gitmeyin, fal yaptırmayın. Çok kendi kafanızı astrolojiye vermeyin. Bunu da öneriyorum. Bu farklılar da yani insanların bir psikolojinin sürekli bu yorumlardan asla olmamasını da öneriyorum. Çünkü kendi Allah Teala yarattığımız kendi kafamızda, her beynimizde büyük bir inkişaf, büyük bir düşünce vermiş. Herkesin kendi bazen oturup bir düşüncesi, bir beyin düşüncesiyle kendi hayatında güzellikçesine değişiklikler yapabilir. Yani güzel düşünerek güzel değişen. Yani evet bu yorumların hayatınızda çok tesirleri var ama direkt kafanızı bu yorumlarla, direkt mesela bu fallarla biraz da uzak tutmanızı öneririm. Bir fenomen olarak bugün ben bunu samimi cahitten insanlara öneririm. Bakın benim işim ne kadar ne kadar doğruya insanları yönetmeye çalışıyorum yani. Evet sevgili seyirciler, Hasan Hasratlı yine muhteşem bir bomba attı ortaya. Güzel bir iddiada bulundu. Aslında hani çok dürüstçe bir tavırdı. Bir astrolog, bir fenomen, bir medyum olarak derim ki kendinizi çok fazla burçların içine, fallara barındırmayın. Evet. Biraz daha alnınıza yazılmış olan yazının yani kaderinizin peşinden gidin dedi kendisi bir astrolog olarak. Tekrar söylüyorum, bir astrolog olarak burçların farklı bir enerjisel sistemi olduğunu ve aslında bunlara çok fazla kendinizi kaptırmamanız gerektiğini, biraz daha kaderci olmanız çünkü gerektiğini söyledi. Çünkü daha da çok o enerjiden aslı bir anlamda kalıyorsun. Mesela yarın kalktı, bugün bir kötü bir şey okudu, bugün size kötü bir gün falan. Hemen o psikoloji, beyin enerjisi insanın vücuduna o enerji ötürüyor. Ve kötü olmasa bile o enerji ötülen enerji aynı günde insanın aurasını, hayatını, çakrasını sanki değişiyor. Burçlarınızı takip ederken kötü bir yorum görseniz hemen okumayın, hemen kapayın. Psikolojik olarak otomatikmen o günü kendinize kötü bir gün olarak lanse edecek ve o gününüz aslında iyi bir gün bile olsa tamamen olumsuz bir süreçte yaşayacağınızı iddia ediyor. Biyolojinin içine yüklenmiş olacaksınız. Ve aynı zamanda bununla beraber Azerbaycan'a ait olan azhaber.com adresinden kendisine 2018 yılının Ocak ayında vermiş olduğu röportajında tüm burçların ayrı ayrı 2018 yılında sağlıktan aşka, aşktan işe, her bir şey, aileden ilişkilere, her şeyde derin derin açıklamalar yaptığını kendisine söyledi. Onunla beraber yine bu süreç içerisinde falın ve astrolojinin aslında gerçekten var olduğunu, burçların tamamen gerçek olduğunu söylüyor. Fakat burçlara göre yaşantının biraz saçma olduğunu biraz, söylüyor. Biraz doğru olmadığını söylüyorum. Müşterideki yaşamının yani her zaman bir enerji ötürüm buradan ben bir insanlara. Güzel bir enerji ötürüm. Sabah kalktığınız zaman her zaman kendi düşüncenizi, beyninizi yani pozitif bir enerji yükleyeceksiniz. Tamam mı? Uğursuz bir gün de olsa bir pozitif enerjiyle, Bismillah'la, Allah'ın ismiyle başlayacaksınız. Bir rahatlık içinizde ve bugünün size özel bir, güzel bir gün olduğunu düşüneceksiniz. Bu enerjiyle evden çıkarsın. Sakın yerinizde uyandığınız zaman yerinize çok uzanmayın. Böyle sağa sola. Bu da insanı kötü bir enerjiyle, kötü bir düşünceyle hemen kalkınca bol suyla yıkanmak, yüzü yıkanmak, enerjini temizlemek, ellerinizi temizlemek, enerjinin yıkanması, kötü bir enerjilerin yani uyurken bu enerjiler hepsi kanallara uyuyor. Bunları açmak lazım. Yüzünüze soğuk suyun sabah durarken değmesi çok önemli. Yüzünüzün hemen bütün sinirlerine, hemen bütün biyoenerjinizin oyanması lazım. Sakın yüzünüzü kalkarken sıcak suyla yani yıkamayın asla yani o enerjini almanız lazım. O doğadan, o sudan enerjini almanız lazım. Kendinizi temizlemeniz lazım. Bir pozitifle yüklüyüp evden dışarı çıkıyorsan bir iş dalıyor. Hemen bu iş benim.
bu işi ben yapacağım. O enerjiye çıkmanızı öneririm. İnşallah da hep pozitif daha olursunuz. Daha fazla önereceğiz. Evet değerli takipçiler, Hasan Hasrat'la artık suyun aslında insan üzerindeki çok fazla negatif enerjiyi arındırdığını iddia ediyor ve sabah uyandığınızda ılık su veya sıcak suyla elimizi yüzümüzü yıkamamamız gerektiğini ve soğuk suyla yapmamızı, genel hayatınızda besmele çekmeniz gerektiğini ve yatakta çok fazla uyandığınız zaman oyalanmamanız gerektiğini ve direkt olarak kalkmanız gerektiğini, çok fazla olumsuz enerjiler içinde barınmamanız gerektiğini, hayata tamamen pozitif bakın, kötü bir anınızdaysanız bile bunun kötü olmadığını söyleyin diyor ve son konu olarak sudan geldi, işte suyu götürdüm elime. Mesela bu suya ben 20 derecede ispatlayacak bir güce malik olduğumuz, yani insanlar ise bu suya öyle bir şey okurum ki, bu suya mikroskop altında baksalar orada çok kötü bir şeyler yaranabilir içinde. Mikroskopta bunu, ama öyle bir şeyler okurum ki bu suya, bu suda güller, çiçekler, sanki asılmış güzel bir şeyler mikroskop altında. Bunu ben artık 20 derecede ispat edecek çok rahat bir insanım yani. Bu adi bir sudan, yani su mükemmel bir enerjiye malik, ama kötüye de iyiye de. Bunun sadece kullanma yöntemi var. Aynen öyle. Bizler tekrardan teşekkür ediyoruz. Aslında ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim size, sizin kanalınıza. Bugün beni saydınız, bildiniz, misafir çağırdınız. Ben çok memnunum sizinle bunları bölüşmeye, Türkiye halkını çattırma. Sizleri çok seviyorum. Türk halkını çok seviyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler ediyorum. Sen de iyi ki varsın. Tekrardan hoş geldin. Sefalar getirdin. Evet, Hasan Hasratlı ile beraberlik Azerbaycan'dan geldi kendisi. Son kapanış konuşmasında da burada olmaktan çok mutlu olduğunu ve Türkiye'de yaşamaktan gayet mesut olduğunu, Türk toplumunu ve Türk halkını çok sevdiğini belirtti kendisine. Biz de kendisini çok sevdik ve aynı zamanda Azerbaycanlı tüm karındaşlarımıza kucak dolusu sevgilerimizi sunduk. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşuncaya kadar. Şimdilik hoşçakalın.